objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig transfer özel videomuzla karşınızdayız. Hem beyaz gruptaki hem de kırmızı gruptaki takımların yaptıkları son transferleri videomuzun içinde değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Meta. Sözü sana bırakıyorum. Hatırlatmak istediğin konular var. Ardından yapılan son transferleri değerlendirelim, buyur. Aynen. Öncelikle izleyen herkesten videomuza beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Transferlerle ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, başta Instagram, ardından aynen, Facebook ve Twitter'dan, ki özellikle Instagram ve Twitter'da daha aktifiz. Oradan takip etmenizi bekliyoruz. Projemizle ilgili de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Özelleştirilebilir bir taraftar video kartları projemiz. Şu anda Adana Demirspor'la beraber satışlarımız devam ediyor. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok, ekstra maliyet yok. O yüzden tüm kulüpler bize YouTube'da yer alan mail adresi veya Instagram sayfamızdan geri dönüş yaparak konuyla ilgili bilgi alabilirler. Serik Belediyespor'la başlayacağız. Aynen. Bülent Hoca bence önemli takviyeler yaptı son hamleleriyle. Aynen. Atakan Arslan geldi, Zafer Şensoy ve Furkan Yaman geldi. Atakan ve Furkan bence çok iyi transferler oldu. Zafer son dönemde çok formsuz. O İstanbulspor'daki günlerini arıyor. Neler söylersin Serik Belediyespor'un yaptığı 3 hamle için? Vallahi Atakan Arslan'la Furkan Yaman'ı ben de beğendim. Furkan Yaman'ın biliyorsun Çorum FK ile adı geçmişti. Hatta doğru, anlaşıldı ama sonradan transferin iptal olduğu söylenmişti. Aynen. Hani o seviye için yetmezdi. Yani Çorum'un hedefleri doğrultusunda yetmezdi. Için. Ama Serik Belediyespor için bence iyi bir transfer oldu. Bence de gayet iyi oldu. Zaten Serik Belediyespor'un şiddetle transferlere ihtiyacı vardı. Çünkü kadro çok dar. Kadronun genişlemesi lazım. Ve ilk 11 anlamında da zaten takımın hani eğer bir hedef varsa ligde kalma veya işte playoff diyelim, oraya uygun oyuncularda transfer etmesi gerekiyordu. Zafer Şensoy konusunda ben katkı vereceğini düşünüyorum. Hani tamam son dönemde düşüştü ama Serik Belediyespor hedefleri doğrultusunda ben katkı vereceğini düşünüyorum. Ligin de başlamasına yaklaşık 3 hafta kaldı. Aynen. Yavaş yavaş transferleri de takımlar zaten tamamlayacaklar. Karacabey Belediyespor'a geçelim. Ömer Yıldız hamlesi yapıldı. Ömer biliyorsun ilk Adıyaman'la anlaşmıştı, olmadı. Sonra gitti Ergen'e Belimeşe ile imzaladı. O sözleşme iptal oldu. Aynen. Sonunda da Karacabey ile anlaştı. Bu da iptal olmasın. Bilmiyorum, şey diyemiyorum. Bence Karacabey'in hedefleri doğrultusunda gayet iyi bir hamle oldu. Yorumun ne olur? Ben iş yapacağını düşünüyorum. Karacabey'de bir de Berk de gitti Samsunspor'a biliyorsun. Evet, stoper. Ya Ömer Yıldız bilmiyorum, çok istikrarlı bir oyuncu değil ya. Ya gittiği takımdan gönderiliyor, gidiyor. Sözleşme imzalıyor, iptal oluyor. Evet, o yani Ömer'e sıkıntı. Böyle bunları gördükten sonra ben hani bu takımda katkı verir vermez bir şey söyleyemiyorum ki. Bu Karacabey değil. Aynen. Turgutlu'ya da gitse annesini söylerim. Van'a da gitse, Seri'ye de gitse annesini söylerim. Peki. Bir şey diyemiyorum yani. Ben katkı vereceğini düşünüyorum. Hı-hı. Bakalım ne olacak. Bakalım. Turgutlu Spor'a geçelim. Erdoğan Kaya ve Sarper geldi. Hı-hı. Sarper Galatasaray'ın altyapısından. Aynen, seni iyi açık oyuncusu ve bu transferden ümitliyim. Ama Turgutlu'ya çok adam lazım. Öyle zor bir gruba düştü ki Turgutlu cehenneme düşmüş gibi oldu yani. Erdoğan senin beğendiğin bir stoper. Ben de Erdoğan'ı beğenmiyorum, onu söyleyeyim. Hatta aynen, Bayburt'la falan adı geçiyordu. Bayburt bu sene bence net playoff adayı. Erdoğan'ın gelmemesi Bayburt adına çok olumlu oldu. Yorumun ne olur bu iki hamle için? Vallahi Erdoğan Kaya evet iyi bir transfer oldu. Senin de dediğin gibi benim beğendiğim oyunculardan birisi. Orada ayrışıyoruz seninle biliyorsun. Sarper konusunda da senin de çok yakından takip ettiğim bir oyuncu Sarper. Çağlar Galatasaray altyapısından. İş yapacağını düşünüyorum da yanına biraz da adam lazım ama. Bakalım nasıl olacak. Sarper burada kendisini göstermesi için bir fırsat doğdu. Yani, kendisini kesinlikle gösterirse formayı kapabilir. Ama Turgutlu Spor'un senin dediğin gibi çok fazla transfer ihtiyacı var ki hücum bölgesi çok şu anda kel duruyor. Bomboş. Bomboş maalesef yani. Çorum Futbol Kulübü'ne geçelim. Aynen. Çorum çok önemli hamleler yaptı yine. Aynen. Özellikle aynen, bir Atakan Akkaynak transferi geldi ki Atakan bana göre şu an TFF 1. Lig'de oynar, şampiyonluğa oynayacak takımların oyuncusu. Benim kendi görüşüm. Atakan çok üst düzey bir transfer oldu. Bu kadronun çilek transferi Atakan oldu. Nafican gitti zaten biliyorsun. Sol beke şöyle Atakan orta saha oyuncusu. Hı hı. Onun yerine Nafican gitti. Nafican'ın yerine Emre Öztürk ve... Yok Nafican neden söyledim? Hani oyuncu gittiği için Çorum FK'da yine boşluk oldu ve hani sadece sol bekte kalmadılar. Bir de orta alana da transferler geldi. Atakan yani çilek transferi. Atakan bu ligin çok üstünde bir kesinlikle oyuncu. Maçlar başladığında da inşallah bunu gösterecek. Emre Öztürk zaten. Emre Öztürk çok tecrübeli bir sol bek. Kayseri, Erciyes'te, Sivas'ta falan Süper Lig'de oynadı. Elazığ'da oynadı. Mertcan Aşçı da alternatif sol bek olur.
Emre ile İsmet Benli 11'deki sol bek yarışı için yarışırlar. Bence Emre Öztürk önde. Sen ne düşünüyorsun? İsmet benim beğendiğim bir oyuncu biliyorsun. Yok ben de beğeniyorum da ben Emre Öztürk'ün oynayacağını düşünüyorum. Bakalım. Ben orada senin kadar bir şey diyemiyorum bakalım valla. Atakan Çilek oldu. Çok çok iyi bir transfer. Yine söylüyorum. Kırmızı grupta şampiyonluğun en büyük adayı Çorum Futbol Kulübü. Aynen öyle. Garip bir durum olmazsa sezon içinde. Çorum en büyük aday. Net yani. Yorumun ne olur? Valla Çorum Futbol Kulübü'nün yapmış olduğu transferlerin hayırlı olmasını diliyoruz. Aynen, çok iyi olsun. Transferler yaptı Çorum Futbol Atakan Kulübü. Atakan müthiş. Yani Batuhan Erin'den tut Mehmet Gürkan'la, Atakan'ına, Muhsin'ine, Murat Yıldırım'a ki Burak Çalık. Çorum Futbol Kulübü'nün defansın öndeki tandemi Yıldırım gibi. Umut Murat Kaya Yıldırım, kaldı. Muhsin Yıldırım. Aynen. Yani İki tam Yıldırımlar çarpışacak. Aynen. Yani Çorum Futbol Kulübü'nde Başkan Fatih Özcan bu sezon yapması gereken her şeyi yaptı. Daha fazlasını yaptı. Doğru, yani haklısın. 100 tane şey yapması mı gerekiyordu? 200 tane şey yaptı. Aynen. Geçen aynen. sezondan yani Çorum Futbol Kulübü'nün bu sezon yapmış olduğu transferler geçen sezonun %100 değil %200 üzerinde. Hani geçen hafta sen bir şey söylemiştin. Ben sana dedim ya bu sezon yani geçen sezon Çorum'un gücü 60'sa bu sezon 120 dedim. Sen dedin o kadar var mı? Sence yok mu? Şu an oldu. Zaten doğru. Öyleydi. Bu transferler ekstra gibi oldu. Yani evet. Çorum Futbol Kulübü ciddi anlamda bu sezon çok iyi kadro kurdu. Genişlik anlamında da çok iyi bir rotasyona sahip oldu. Kesinlikle. Bu sezon şampiyonun en büyük adayı. Lig bir başlasın zaten. O zaman daha net takımlarla ilgili yorumlar yapacağız. Şöyle bir iki hafta geçsin. Zaten 3 hafta kaldı liginle başlamasına. Evet, heyecanla bekliyoruz ikinci inşallah. Gün. Hayırlısı. Hayırlısıyla başlayacak. Atakan çok iyi transfer oldu zaten. Emre Öztürk'ün ben yine söylüyorum. Ben sol bekte ilk 11 başlayabileceğini düşünüyorum. Mertcan Açı da iyi bir transfer. Onu da sana söyleyeyim. Mertcan alternatif olacak. Çengel'den geldi buradan. Aynen, İstanbul'dan. Çengelköy'den geldi. Aynen. Yani Çorum Futbol Kulübü ciddi anlamda iyi transfer yapıyor. Bence Çorum Futbol Kulübü transferi tamamladı. Bence daha transfer gelmeyecek. Bana da öyle geliyor. Hani ekstra bir durum olmazsa sakatlık Allah korusun. Yapılmayacak aynen. Pendik Spor'a geçelim. Çok tecrübeli bir isim aldı Pendik Spor Uğur Uçar'ı. Bir de kaleci Boğaçan geliyor. Haydar'ın yedeği olur. Aynen. Kesemez İstanbul Spor'dan geliyor. Genç kaleci geldi. Uğur Uçar burada performans verir mi? Son dönemde çok az maça çıktı biliyorsun. Yorumun ne olur? Uğur Uçar'ın biliyorsun Adana Spor'la adı geçmişti. Olmadı. TFF binecek. Oraya yetmeyeceğini söylemiştik. Ama ikinci lig yeteceğini düşünüyorum ben. Hani Pendik Spor'a katkı vereceğini düşünüyorum. Boğaçan da bu takımda forma şansı bulması zor. Haydar'ın yediği olur. Ya aynen. Uğur Uçar'la alakalı tek bir şeyi merak ediyorum. Acaba ikinci ligdeki statlarda falan böyle o zeminlerde falan oynayabilir mi? Niye? Ya yıllardır Süper Lig'de oynayan bir oyuncu. Öyle bir ama. De çok üst düzey kulüplerde oynadı. Başakşehir'de falan. Baktığında hani burada biraz sert bir iniş yaptı değil mi bir anda? Lay lay lom havasına girer mi? Hani İstanbul'da kalmak için mi Pendik Spor'a geldi vallahi mesela? Vallahi bilmiyorum. Adana Spor'da istedi bir üst ligde. Tam ya. Pendik Spor'un hedefleri büyük de Uğur Uçar burayı biraz ya şimdi bu ligi bilen oyuncuları almak daha başka. Şimdi Zahit Demir burada her türlü iyi performans verecek. Bu ligin oyuncuları ama Uğur Uçar burada biraz şey olur mu? Ya benim burada ne işim var havasında dolanır mı sanırım? Vallahi benim ne işim var diye düşünürse oyuncu zaten niye geldi o zaman? Hani şöyle olabilir belki. Zaten Uğur Uçar kariyeri düşüşe geçti tamam mı? İstanbul'da kalıyorum. Burada kendimi göstereyim mantalitesinde olur bence. 34 yaşında olan oyuncu da daha kendimi göstereyim kafasında olur yok, mu? Yok göstereyim derken şu anlamda yani oynayayım anlamında anladın mı? Yani ben burada oynayayım artık. Kariyerimin geri kalanında ikinci ligde işte Pendik olur, başka takım tabii. olur. Zaten Adana Spor için yetmeyeceğini söylemiştik. Çünkü bayağı sert inişe geçti. Ha, bazı oyuncular vardır ya yavaş yavaş inişe keskin geçer. Düşüşü. Atıyorum Başakşehir'den diyelim ki şeye gider. Örnek veriyorsa Kayseri Spor'a gider. Gaziantep'e gider, FK'ya, Gaziantep yine iyi bir takım. Alanya'ya gider. Yok, Süper onlar, Lig'de yok, kalır. Onlar gene. İyi takımlar. Ben şu anlamda söylüyorum. Biraz da alt seviye takım yani Giresun'a anlamında. Giresun'a falan ligde Giresun, kalmıyor oynayan diyorsun. İşte atıyorum Kayseri Spor veya işte TFF Bilgi'nden bir takım olur. Şampiyonluk anlamında bir takım olur. Ama öyle değil. Direkt sert bir inişte ikinciye düştü. Ben iş yapacağını düşünüyorum. Hı. Zaten bu açıdan da forma şansı bulacağına inanmıyorum. Çok zor. Sakatlık durumu olmadığı sürece bu sezon Türkiye Kupası'nda bile oynamaz. Haydar'ı kesemez. Aynen. Bodrum Spor'a geçelim. Ali Eren İyican'la anlaşıldı kiralık. Harun 5 yıllık imzalandı Harun'la. Kabaklıdere. İnşallah bir sakatlık durumu Sergen olmaz. Sergen Yatağan'la da imzalandı. Bodrum Spor'dan beklediğim hamleler pek gelmedi benim. Ne diyorsun? Omar İmeri de gelmişti en son. Ama onu konuşmuştuk zaten. Bir de Ozan Sol gitti. Onu da söyleyelim. Büyük ki zaten oldu. Burada şey bitmişti. Sözleşmesi. Yani Bodrum Spor aslında beklediğimiz transferleri yapamadı. Ama zaten de çok beklentim yoktu benim. Ben öyle söyleyeyim sana. Biliyorsun Bodrum Spor'un geç kaldığını söylüyorduk hep. Aynen haklısın. Ya Bodrum Spor pek beklentileri karşılayamadı transferde bence. Hı hı. Şanlıurfa Spor'a geçelim. Şanlıurfa Spor'da önemli hamleler geldi. Bu hafta imzalar evden oldu galiba. O bir ev ortamına benziyordu. Solda yok, koltuk. Yok orası kamp. Bolu'da öyle kamp mi? Yeri. Şanlıurfa Spor'un. Başkan Bolu'ya geldi. Çıkarma yaptılar. Belediye başkanı da geldi.
beraber. Kamplı olduğunu zaten biliyoruz da ben orayı bir ev zannettim. Orası imza odası gibi bir yer. Hatta yani. Televizyon vardı arkada. Kamerayı çeken kişinin kameranın ışığı bile televizyondan yansıyordu kameraya. Emir Miray Köksal geldi. Sol bek. Bu oyuncu alternatif sol bek olacak. Orada Çağlar var zaten sol bekte. Erkan Kaş var. Erkan 11 oyuncusu olacak bence. Muhammed Enes Durmuş geldi ki çok, çok iyi bir hamle. Muhammed Enes Durmuş sağ kanat diye geçiyor ama solda da oynuyor ve çok iyi dikine giden çok bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Dribblingi gayet iyi bir oyuncu. Kubilay Eren Şahin geldi. Sivas Belediye'de kiralıktı. Sivas Spor'un oyuncusu. Kubilay alternatif oyuncu olur. Benim iyi bildiğim bir oyuncu olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim. Mesut Can geldi. Ahmet'ten santrafor. Mesut Can için taraftarlara ne söyleyeceksin? Şanlıurfa Spor taraftarlarına. Şöyle düşünüyorum. Mesut Can geçen sene Ahmet'te kendi yerinde oynamadı. Açık kanatta oynadı. Falan oynattılar. Aynen. Adam santrafor. Norveç'te 20 gol attı. 16 gol attığı sezonlar var. Burada çok iyi bir kadro var. Beyaz grupta çok zayıf. Eğer Mesut Can doğru şekilde kullanılırsa 10 golü geçer bence. Ama benim tek bir görüşüm var Urfa ile alakalı Şanlıurfa Spor'la. Bir tane forvet daha gelirse iyi forvet. Baba forvet. Şart bence. Sence kaldı mı piyasada? Valla TFF birincilikte yedek kalacak Türk forvetler Okan var. Okan Eken'in ben ikinciye gelebileceğini düşünüyorum. Okan Eken, Oltan Erzurum'dan olabilir. Oltan Karakullukçu. Mirkan Aydın boşta. Yok ben Mirkan'ı bu takıma hala getirmem. Hala oyuncular ya. Var. İkincilikte Mirkan iş yapar bazı takımlarda ama şampiyonluk takımlarındaki özellikle Urfa Spor'un zaten forvet sıkıntısı var. Forvet varken bile forvet Mirkan lazım diyoruz. Mirkan burada rahat gol atar. Yok, bir dakika ya. Forvet varken bile forvet zaten lazım diyoruz. Mirkan çok gol kaçıran bir oyuncu. Urfa'nın Diyarbakır'la oynadığı hazırlık maçını izledim. Diyarbakır'ı ezdi resmen. Maç 0-0 bitti ama gol olmadı Urfa işte. Çok etkili oynadı. Zaten sıkıntı o zaten. Forvet sıkıntısı aynen. İşte onu söylemek Urfa bir tane iyi forvet alırsa Tarsus'la beraber sezon sonuna kadar çekişirler. Valla ben ismi net. Söylüyorum. Bak bir tane ismi söylüyorum. Bunu al. Hiçbir şeyde sıkıntı kim? Okan Eken bu kadar Manisa'dan basit. Manisa'dan direkt. Bu kadar basit. Zaten. Okan Eken Manisa'da kalmayacak gibi çünkü kadroda evet, da yoktu. Görünen o. Doğru Urfa diyorsun. Spor yönetiminin, Emin Yetim ve yönetiminin yapması gereken tek bir şey var. Ne Mirkan falan. Mirkan'la abi saç baş olar taraftar. Oltan Karakullukçu olmaz mı? Oltan olur. Ama ben Oltan'ın geleceğini düşünmüyorum. Yani Erzurum Spor'da ayrılacağını düşünüyorum. Ya Van Spor'la adı geçiyor ya, Oltan. Bence Oltan doğru Van'a gidecekse Urfa'ya rahat gelir. Urfa zirveye oynayacak. Ben Oltan'ın Erzurum Spor'dan ayrılacağını düşünmüyorum. Peki ben onu de söyleyeyim. Öyle düşünüyorum aynen. Da. Zaten ya, Urfa olsa muhteşem transfer de ayrılacağını düşünmediğim için bir şey söylemiyorum. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bence Okan Eken ayrılacak Manisa Futbol Kulübü'nden. Urfa Spor'un ne yapıp edip Okan Eken'i getirmesi lazım. Okan Eken bu takıma gelsin, sakatlık olmasın, en kötü 15 gol. Peki sana şunu soracağım. Şanlıurfa Spor daha kanat oyuncusu almalı mı gerekiyor? Almamalı. Almamalı. Vedat Bora kanatta oynayabiliyor. Muhammed Enes var. Devrim var. Aynen. Şey var. Samet Karakoç geri geldi. Doğru. Kayıyor. Zaten Samet sağ açık. Aynen. Orta saha oyuncusu değil. Hani duruma gerekirse. Duruma gerek değişiyor. Ama kanat. Orası genişledi, genişledi gayet. Çok Urfa'nın geniş. Tek eksiği bir tane forvet. Baba forvet. Stoper attı ligin en iyi stoper attı kale, bence. En iyi kale. En iyi sağ bek Urfa'da. En iyi 6 numara Ferhat Urfa'da. Orta sahanın göbeğinde çok iyi oyuncular var zaten. Orası çok geniş. Caner Koca var, Behlül var. Oyuncu çok beyaz grup için yeterli. Urfa iyi bir golcü alırsa şampiyonluk adayı. Ya Urfa Spor zaten hep söylüyoruz 2 haftadır, 3 haftadır. Aynen. Hep aynı şeyi forvet, diyoruz zaten. Forvet, forvet. Aynen. Yemek, su içmek, yemek yemek gibi iyi bir santrafor lazım. Yani şunu söyleyeyim mi tekrardan? Hani Mirkan gelse bile ben derim ki yine forvet lazım. Bak yine söylüyorum. Şimdiden söyleyeyim hatta. Hiç adı geçmeden bile söylüyorum. Bu takıma gelmesi gereken tek bir tane adam var. Okan Eken. Çünkü piyasada forvet de kalmadı bak. Okan Eken olabilir. Oltan. Etemer Boğa'yı alabilseler. Bak Etemer Boğa da Urfa'ya gelmediğine çok pişman olacak. Sezon içinde tabii, bunu Hekimoğlu göreceğiz. Tabii Hekimoğlu çok kötü şu anda. Hekimoğlu playoff'a kalamaz kırmızı grupta ve Batuhan Karadeniz'i kesemez Etemer yok, Boğa. Yok kesemez zaten. Göreceğiz bunu yani. Ha yok şöyle. Kesebilir. Şöyle kesebilir. İkili forvet oynayabilirler. Bahattin Güneş ikili oynatmaz. Afyon'da da gördüm. Şöyle bir durum var. Zaten Hekimoğlu hiçbir şekilde kalamayacak playoff'a. Zor yani. Ama ben şunu tekrardan söylüyorum. Yani piyasada forvet azaldı. Çünkü takımların yani maddi durumu iyi olan takımlar aldılar oyuncuları. O yüzden kesinlikle Şanlıurfa Spor'un yapması gereken bir şey var. Okan Eken transferini tamamlaması gerekiyor ki benim zaten hissettiğim bir konu. Bence Okan Eken gelecek Urfa Spor'a. Bir de şöyle bir şey var. Onu da sana sorayım da daha doğrusu. Biz şu an forvet konuşuyoruz ama zaten Urfa Spor forvet alacağını söylemişti. Mesut Can geldi. Sence forvet gelecek mi daha doğrusu? Bir tane daha gelecek bence. Ben öyle hissediyorum. Yok yani hissetme anlamında demiyorum. Yok gelecek. Urfa hissetmiyorum. Hani Urfa Spor sence alacak mı yani? Alacak. Hissetmenin ilerisinde çünkü neden biliyor musun? Özgürcan yani. Geldi. Ardından hoca dedi ki biz bir tane daha forvet alacağız dedi. Tamam. O bir tane forvette Mesutcan geldi şimdi. Bir tane daha alınacak ama. Hatta bakalım. Alınması lazım zaten. Öyle bir girişimler var. O kadarını söyleyeyim. Sürpriz bir Volkan Şen hamlesi olur mu sence? Yok Kanada gerek yok ya bence artık yeter. Tamamdır. Ya ben sana söyleyeyim. Urfa Spor şu anda forvetini alsın.
Okan Eken'i alsın. Yani iyi forvet alsın. Oltan. Ki, hani, Okan Eken. Oltan gelmez. Oltan bence dinlendim. Ya Oltan şu anlamda gelmez. Taraftar şöyle düşünmesin. Bu adam niye Urfa Spor'a gelmez diye. Bu anlamda değil. Ben Erzurumspor'dan ayrılmayacağını düşündüm Oltan. Tamam. Çünkü Erzurumspor'da forvet yok ki. Erzurumspor'da forvet yok şu anda. Oltan... Eren Tozlu gelirse Oltan orada 3. oyuncu durumuna düşüyor. Yok. Düşer. Oltan Eren'den daha iyi. Eren net santrfor değil ki. Oltan ondan daha çok golcü. Ya bize göre öyle de onlar öyle düşünmeyecek. İşte düşünmezse sıkıntı üçüncü olur. 3. adama düşerse Oltan'ı da alabilir Urfa. Aynen. Vallahi şu bakalım an, vallahi ben çok zannetmiyorum Urfa ama. Urfa çok iyi bir kadro kurdu heyecanlandıran. İnşallah bir tane daha iyi golcü gelirse Şanlıurfa Spor sezon sonuna kadar en büyük aday Tarsus'la beraber. Kesinlikle ben şunu sana söyleyeyim mi? Evet. Eğer Urfa Spor forvet alırsa işte Okan Eken falan diyoruz ya. O birinci forvet olur. İkinci forvet de Mesutcan olur. Özgürcan 3'e düşer onu söyleyeyim. Özgürcan tam böyle maçlar 0-0 giderken çift forvete döneceğinde ileriye top şişireceğinde çok iş yapar ya da kanattan. Bakalım yani. Ben Özgürcan'dan umudum İndim yok. Anladım. Ben Mesutcan'ın daha çok katkı vereceğini düşünüyorum. Ben Mesutcan'dan tamam. umutluyum onu da söyleyeyim bu arada. Tamam. Mesutcan katkı verecek ama baba santrofor Okan Eken'in Urfa Spor'a gelmesi lazım. Şimdi bunu neden söylüyorum? Diğer takımlara bakıyorum, hedef olan takımlara. Hiçbir takımın forvet sıkıntısı kalmadı. Şu anda Urfa'nın kaldı forvet sıkıntısı. Tarsus'ta yok. Ya işte saymaya gerek yok zaten. Sıkıntısı olan Pendik'te takım yok şu anda. Pendik'te sence forvet var mı? Pendik'te evet forvet yok. Serdar Dektaş var. Bir ikinci forvet lazım ama ben hani orada şöyle düşünüyorum. Urfa Spor'u daha iyi önde takım. İkincilikte iki tane takımın bana göre hedef oynayacak takımlarda hiçbir santrafor sıkıntısı yok. Çorum Futbol Kulübü, Tarsus İdman Yurdu. Onun dışında hepsinde var. Diyarbakır Sinan'a kaydını aldı, alternatifi yok mesela. Ya zaten Diyarbakır Spor'u saymıyorum ki ben. Diyarbakır Spor zaten transfer yapamayacak. Ya Sinan iyi golcü ya. Yok hani yok o anlamda demiyorum. Diyarbakır Spor zaten hani hayal kırıklığı yarattı. Urfa Tayyip Kanarya'yı alabilirdi mesela. Aynen. İyi olurdu. Tayyip de burada kendini bulabilirdi. Aynen. Ama ben yine söylüyorum. Şanlıurfa Spor'un forvet ilacı Okan Eken de bence. Ben sana söyleyeyim bak. Çetin Bey'e de, Çetin Şena'ya da özellikle evet, selamlarımızı iletiyoruz. Gönderiyorum buradan. Selamlarımızı yollayalım. Urfa'ya da selamlarımızı gönderiyoruz. Aynen. Şanlıurfa'ya. Sarıyer'e geçelim. Sarıyer iki tane hamle yaptı. Genç kaleci Batuhan Ünsal Erzurum'dan kiralık. Bir de tecrübeli sol bek Orhan Aktaş geldi Bodrum'dan. Sarıyer Koray Kılıncı da almak üzere. Trabzon'dan kiralamak üzere. Orada iş yapar. Sarıyer'in bu sene yaptığı hamlelerle ligi en fazla ortalarda bitirebileceğini düşünüyorum. Sarıyer'de para problemi de var benim gördüğüm maalesef. Nevzat Aydın'ın kulübe destek olduğu söyleniyor ama bilmiyorum yani herhalde düşük bir para mı veriyor acaba? Çünkü Sarıyer'in gelen oyunculara bakıyorsun dişe dokunur. Tahir Alçınar dışında dişe dokunur biri gelmedi. Ne diyorsun? Aynen transfer. Ya Urfa Sarıyer'in transferleri ve bu sezonki gidişatı sıkıntılı duruyor. Ben de seninle aynı görüşteyim zaten. Ben bu sezon en fazla orta sıralarda mücadele edeceklerini düşünüyorum. Görünen o. Van Spor'a geçelim. Van Spor cumartesi akşamı bayağı bir hamle yaptı. Mete Yıldız geldi Çorum'dan stoper. Aynen. Eski oyuncusu Güney geldi 10 numara. Selim Kayacı takımda kaldı. Kırşehir'den Furkan Polat geldi. Fatih Somuncu geldi. İlya Sekiz geldi Adıyaman'dan. Onur Tekin geldi Çorum'dan kaleci kiralık. Çok Ömer Çetinbaş geldi. Bir de Berat Çetinkaya geldi Uşak'tan. Ömer de Karacabey'den geldi. Bir de Mirkan Aydın'la Oltan'ın prensipte anlaşıldığı geleceği söyleniyor Van Spor ama ben bunun olacağına inanmıyorum. Onu söyleyeyim. Düşük görüyorum bu ihtimalleri. Van Spor bu takviyelerle en fazla ligde kalmayı oynar. Hiç insanları kandırmaya gerek yok. Van Spor'un bir de Barış Gök kaldı, Oktay Aydın zaten kaldı, Aydın Bağ kaldı. Yani. Onlar çok iyi oldu ama Van Spor'un daha kaliteli oyunculara ihtiyacı var. Yorumun ne olur? Vallahi Van Spor bu transferlerle playoff oynaması çok çok zor. İmkansız. İmkansız grup, yani. Cehennem gibi. Aynen. Van Spor maalesef iyi transferler yapamadı. Aynen. Yani taraftarlar da bu sezondan çok umutlu olmasınlar bu oyuncu kadrosuyla. Onu söyleyelim. Van Spor bence sıkıntılı bir sezon bekliyor. Van Spor'un hedefi ligde kalmak. Öyle yani. Net. Çok sıkıntılı yani. Görünen o. Düşer maalesef. Demiyoruz. Bunu tekrardan söyleyelim. Evet. Şimdi yine bazıları bizim söylediklerimizin tam tersini anlıyorlar. Biz geçen sene Van Spor'la ilgili bir kere bile düşer demedik. Şampiyonluk adayı dedik. Bize demişler ki Van Spor düşer demişiz biz. Yani bunu nasıl izliyorlar programı anlamıyoruz. Burada üzerine basarak söylüyorum. Van Spor'un kadrosu sıkıntılı. Evet. Sıkıntılı bir sezon geçirecek. Bu kadro ligde kalmaya oynar. Söyleyelim. Aynen bu kadroya kaliteli 6-7 tane adam lazım kafadan. Çünkü kırmızı grup çok zor. Beyaz grupla bu kadroda kalırsın beyaz grupta. Rahat aynen hem de. Öyle. Beyaz grubun durumu çok vahim birçok takımın şu an. Uşak Spor'a geçelim. Uşak Spor iki tane gurbetçi oyuncu aldı. Muratan Gönen'le Enes Tulbuk'u. İkisi de orta saha oyuncuları. Uşak Spor çok fazla gurbetçi oyunculara yöneldi. Erol Alkan da gelmişti biliyorsun. Aynen. Yine bir stoper daha aldılar gurbetçi. Uşak Spor'dan neler bekliyorsun? Bu iki oyuncu neler yapar? Vallahi Uşak Spor yine
biliyorsun transfer çok tutuk başlamıştı. Ardından iyi transferler yaptı, hareketlendi. Bir de beyaz grupta olmasından dolayı büyük avantajı var. Şansı çok fazlasıyla var zaten. Ki Tayyip transferi falan gayet iyi olmuştu. Uşakspor'un da sezon içinde zaten performansına göre yorumları daha net yapacağız. Uşakspor en azından kadroyu tamamladı ve biraz olsun genişletti. Çünkü ilk başlarda zannediyordum ki Uşakspor hiç transfer yapamayacak gibi. Herkes maalesef gidiyordu. Haklısın. Ama Allah'tan yine hızlı hareket edip transferleri hızlı tamamladılar. Sezon içinde zaten Uşakspor'da daha net yorumlayacağız. Ben transferlerin hayırlı olmasını diliyorum. Ergene Velimeş'e spora geçelim. Trakya temsilcisi iki tane hamle yaptı. Alt liglerin tecrübeli golcülerinden Yakup Alkan ve geçen sene İnegöl Spor'da 20'nin üstünde maça çıkan genç stoper Bilal Yıldırım geldi. Ben iki hamleyi de doğru görüyorum. Benim şöyle bir düşüncem var. Ergene Velimeş'e geçen seneki kadar sıkıntı çekmeyecek bence. Ne diyorsun? Fatih Dilek kaldı, Burhan Arman geldi, Yakup geldi. İşte Bilal geldi, iyi hamleler yapıldı. Ne diyorsun? Bence Ergen'e geçen seneye kadar sıkıntı çekmez. Bir de taraftarla oynanan maçlarda kendi evinde hep sıkıntı çıkarıyordu rakiplere. Yorumun ne olur? Vallahi Ergen'e Velimeş'e çok iyi transferler yaptı. Bence önceki transferini de söyledik ki zaten biz bu transferler gelmeye başladığı zaman da Ergen'e Velimeş'e'nin 2019-2020 sezonundaki gibi çok iyi bir futbol oynayacağını ve İzleyenlere de zevk vereceğini söylemiştik. Aynen. Yakup Alkan transferi, nokta transfer. Bilal Yıldırım da bence katkı verecek oyunculardan birisi. Ergin Evremeş'i ben bu sene gerçekten heyecanla bekliyorum. Çünkü geçen senenin çok çok üzerinde iyi kadro kuruldu. Bak, doğru. Çok çok üzerinde diyorum. Haklısın. İki katı değil, 4-5-6 katı. O kadar fark var yani. Adıyaman 1954 spora geçelim. Ligin yeni ekibi iki hamle daha yaptı. Eren Tokat geldi Çorum'dan stopere. Eren benim beğendiğim bir oyuncu. Yiğitcan'la beraber iyi bir ikili olacaklarını düşünüyorum stoperde. Bir de genç forvet Muhammed Akpınar geldi. Bu oyuncu U19 liginde şampiyon olan Trabzonspor'da çok ön plana çıktı biliyorsun. Aynen. Genç ve gelecek vaat eden bir isim. Muhammed'in dönem dönem katkı vereceğini düşünüyorum ama Adıyaman'a bir golcü daha lazım. Adıyaman'ın şu an forvet hattı biraz kel. Aynen, Adıyaman'a bence de forvet lazım. Ama bence sanki transfer de yapılmayacak gibi duruyor. Adıyaman çünkü biraz transferde yavaşladı. Biraz para problemi var gibi maalesef. Destek az. Para problemi değil de Sait destek Başkan az. Sait Başkan tek başına götürüyor her şeyi, o yüzden şehrin ileri gelenleri pek destek vermiyor kulübe maalesef. İnşallah Adıyaman'da iyi hamleler yapar. Ligin yeni ekibinden ümitliyiz. Hani bu sene tanıma yılı olacak onlar adına. Aynen. Afşet Afyonspor'a geçelim. Kırmızı grubun iddialı ekiplerinden biri Afşet Afyonspor. Doğukan Emeksiz'le anlaştılar. Doğukan yeni Malatya'dan kiralık geldi bir yıllık. Sarıyer'de çok iyiydi Doğukan ama Malatya'da hiç şans bulamadı. Ben katkı vereceğini düşünüyorum uzun maratonda. Yorumun ne olur? Doğukan da katkı verecek oyunculardan birisi ama Afyonspor'un acilen forvet alması lazım. Afyonspor'da evet, ciddi forvet doğru lazım. Doğru diyorsun. Çok ağır kalın. Yani Cihan Özkar'a kaldı. Erhan var. Erhan daha çok açık oyuncusu. Net bir golcü lazım. İsmail hani, Ak'tan geçen sene Menemen'de forvet oynadı ya. Burada acaba İsmail öyle bir sürpriz Ak'tan mi forvet düşünülüyor? Değil. İsmail Ak'tan forvet arkası bence de oynar. Değil de Menemen'de mecbur oynadı. Adam aynen. Yok. Mesela Urfa Spor için konuştuk ya Okan Eken konusunu. Afyonspor da transfer edebilir. Onu söyleyelim. Doğru, haklısın. Mesela bak Oltan Karakullukçu eski Afşet Afyonsporlu. Aynen. Orada gol krallıkları var, şampiyonlukları var. Oltan'ı da alabilir Afyon. Aynen. Çünkü öyle. Oltan bence Eren Tozlu gelirse Erzurum'da 3. plana düşecek. Maalesef görünen o. Diyarbakır Spor'a geçelim. Diyarbakır Spor bir tane hamle yaptı bu hafta ve bence iyi bir hamle oldu. Fırat Arıkan geldi. Bandırma Spor'un tecrübeli stoperi. Fırat iyi bir oyuncu bence. İyi bir stoper. Ben Volkan Altınsoy'la beraber iyi bir ikili oluşturacaklarını düşünüyorum. Orada sanki Nuri Melih Mursal kulübeye gider gibi. Yorumun ne olur? Çok nokta bir transfer. Fırat Arıkan iyi bir transfer. Doğru. Katkı vereceğini düşünüyorum. Ben de seninle aynı düşünüyorum. Volkan'la beraber savunma hattının dinamosu olacaktır. Diyarbakır'da genç oyuncu Çağlar Özel'le de yollar ayrıldı. Onu aynen söyleyelim. O da gitti. Bir de Tuzla Spor'dan Metin Cancici ile Reşo Akın gene gelebilir Diyarbakır'a, onu söyleyelim. Ben Metin'in kiralık geleceğini düşünmüyorum. Var. Metin Can gelmeyecek bence ama Reşo gelir. Tuzla birkaç hamle yaparsa bence Metin Can Diyarbakır'a gelebilir. Vallahi. Çünkü dün 85'te oyuna girdi, kulübede kimse adam yoktu ya. Aynen. Ama zaten Tuzla Spor oyuncu değişikliğini çok geç yaptı. Hani genelde zaten geç yaptı. Ahmet ya Yazar da geç girdi mesela. Şöyle düşünüyorum. Hoca Metin Can'ı düşünse o kadar geç almaz. Valla Uğur Tüneker'e ben bu yaptığı hamle şey yapmıyorum. Uğur Tüneker zaten peki, yeterli kalmıyor. Hani ben şeyin kalacağını düşünüyorum. Onu sana söyleyeyim Metin vallahi Can. Valla bence ben de Metin Can'ın Diyarbakır'a geleceğini ama düşünüyorum. Ama Reşo gelir bakalım Diyarbakır'a. Ne olacak? Reşo kesin gelmeli. Aynen. Reşo iyi oyuncu. Kırklareli'ye geçelim. Tabii. Kırklareli'yi bir hamle yaptı bu hafta. Berat Ali Genç ile anlaştı. Berat Ali tam Zonguldak'a giderken Kırklareli'ye gitti bir anda. Bence Berat Ali katkı verecektir Kırklareli'ye. Berat Ali Genç. Çorum'dan beri çok beğendiğimiz bir oyuncu biliyorsun. Çorum'dan da ayrıldığı dönemden beri. Senin yorumun ne olur Berat Ali ile ilgili? Berat Ali de katkı verecek bir oyuncu. İyi bir transfer olduğunu bence düşünüyorum.
Kırklarspor'un da bakalım bu sezon şansı yüksek playoff'ta. Çünkü beyaz grup zayıf olduğu için sezon sonuna kadar o hedefi kovalayacaklar. Çok kan kaybettiler ama bakalım. Aynen. Ama grup olduğu için avantajları var. Bakalım onu da sezon içinde daha net göreceğiz zaten. Son olarak da Zonguldak Kömürspor'da bir transfer gerçekleşti. Osman Paşa Zorlu geldi. Osman geçen sene şampiyon olan Adıyaman'da iyi bir performans sergilemişti. Hakan Hoca onu Giresunspor'a davet edip Giresunspor Kulübü Erzurum kampında denemişti. Beğendiler de aslında ama Giresun şimdi biliyorsun Douglas'ı aldı, Alexis Perez'i aldı. Orada Diarra var, Sergen var. Oyuncu yedek kalacağına gidip oynasın dediler. Bence çok doğru bir hamle yaptılar. Ben Zonguldak Kömür adına Osman'ın iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yorumun ne olur? Giresunspor'a gitmişti dediğin gibi. Ve Giresunspor'da Zonguldak'a gönderdi kiralık olarak. Bir yıl. Ben oyuncu ligiye çok bir bilgim yok. Yapar Peki. mı yapmaz mı diye. Bunu ben sezon Samsun için... hazırlık maçında izledim. Çok iyi oynadı bak. Sezon içinde daha net göreceğiz. Bakalım. Ama ben Zonguldak için iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Çünkü Zonguldak'ın maddi gücü belli. O yüzden bu tür sürpriz hamleler yapabilmesi önemli. Aynen. Oyuncu koparabilmesi. Ağzına sağlık, tüm takımlardaki gelişmeleri değerlendirdik. Aynen, ben de kapatıyoruz. Kapatmadan önce eklemek istediklerin var mı? Kapatmadan önce tekrardan tüm kulüplerden projemize ilgili geri dönüş bekliyoruz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok, ekstra maliyet yok. Aynen. İzleyen herkesten bu videomuza bol bol beğeni ve yorumlarını bekliyoruz. Rica ediyoruz. İkinci gün başlamasına 3 hafta kaldı. Transfer programı büyük ihtimalle artık yapmayacağız gibi çünkü artık transferler bence azaldı. Belki bir de belki bir program daha maksimum olursa olur. Birkaç tane çıkarsa artık ligi yaparız. Bekliyoruz. 3 hafta kaldı zaten. İlk birinci hafta maçlarıyla başlayacağız. 4-5 Allah Eylül. Kısmet ederse. İnşallah. Aynen öyle. Tekrardan tüm transferlerin hayırlı olmasını diliyorum. Aynen. İzleyen herkesten de öncelikle Instagram, ardından Twitter ve Facebook'tan takip etmelerini bekliyoruz ki Instagram ve Twitter'da çok aktifiz. Ayrıca tüm takım taraftarlarından katıl butonumuza da destek olmalarını bekliyoruz. Kapatmadan önce bir şey eklemek istiyorum. Unuttuk, çok özür dilerim. Ahmet Spor İstanbul Barikat'a da çok teşekkür ediyoruz. Ha, evet. Bize yeni formalarını gönderdiler. Aynen öyle. Onu bugün kullanmadık Ahmet Spor'u konuşmadığımız için. Hani ama ligler başladığında zaten beyaz grupta kullanacağız. Aynen. O çok teşekkür ederiz. Selamlarımızı da gönderiyoruz evet, selamlarımızı özellikle. Gönderiyoruz. Ahmet Spor İstanbul Barikat'a. Çok teşekkür ederiz. Bir de formaları dönüşümlü kullandığımız için hani her hafta farklı farklı kullanıyoruz. Bugün Ankara Demir'i kullanmadık. Bayburt atkısını, Çorum atkısını koymadık ama. Erzincan'ı koymadık. Aynen. Ama gruplar bölündüğünde zaten hepsini daha rahat kullanacağız. Aynen. İzleyicilerimizden de bu konuda anlayış bekliyoruz. Hani neden bizim formamız yok, atkımız yok. Dönüşümlü kullanıyoruz. Ondan dolayı iki grubu beraber yapınca aynen, dönüşümlü kullanmak durumunda aynen kaldık. Öyle. Ondan dolayı da anlayışınıza sığınıyoruz. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini artıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.